kargo için var ya, o kadar süre bekledim ki sonunda elimize ulaştı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sonunda kargolarımızın hepsini toplayabildik. En son beklediğimiz bir kargo vardı. Videolarda da size zaten belirtmiştim. O kargo sonunda elime ulaştı. Normalde bugün gelmesini hiç beklemiyordum. Diğer haftaya kalır hesap ettim. Ancak bugün geldi bu kargomuz. İnşallah içinde eksik parça çıkmaz. Umduğumuz parçalar çıkacak içinden diye tahmin ediyorum. 10 parça sipariş vermiştik. 9 parça geldi arkadaşlar. Aradılar beni, bilgilendirdiler kilidin olmadığını dair. Sol ön şoför kapı kilidinin olmadığını söylediler. Ben de diğer parçalar gelsin o zaman dedim. Şoför kilidinde gelmeyeceğini bildiğim için hemen direkt siparişini verdim, fazla beklemeyelim diye. O daha gelmedi henüz kargoda. Ancak diğer parçalarımızın hepsi geldiği için kutu açılımına geçelim. Bu kargoyu sizlerle birlikte açacağım. İnşallah dediğim gibi içinde istediğimiz parçalar çıkar. En önemli kutu bu arkadaşlar. Yedek parçaların bulunduğu kutu bu kutu arkadaşlar. Arabanın yedek parçaları bu kutuda. Diğerleri zaten aksesuar tarzı ürünler. Evet arkadaşlar, şu an 9 parça ürünümüzden ilk hava filtresi çıktı. Bu hava filtresi orijinal Opar'ın diyebiliyorum. Çünkü ben orijinal olmasını söylemiştim. Onun yanında bir de şurada kart etapımız çıktı arkadaşlar. Kart etapasında silikonlu sipariş verdim. Bir de şoför kapımızın olduğu yerdeki iç açma kolu kırıktı. Yani yayı kırıktı. Çalışıyordu ancak yay geri toplama yapmıyordu. Ondan dolayı kolda sipariş verdim. Orijinalini bulamadım. O yüzden yan sanayi almak zorunda kaldım kolu. Bunlar doğru gelmiş arkadaşlar. Bunlarda sıkıntımız yok. Yağımız var arkadaşlar. Yağımız doğru mu gelmiş? Evet. Tam istediğim yağ geldi arkadaşlar. Yok, pardon. İstediğimiz yağ gelmemiş. 10-40 yağ gelmiş. Biz 20-50 istedik. İlk yanlışınız yaptınız abi burada. Ben 20-50 istedim. 10-40 gelmiş. Neyse, işimizi görür arkadaşlar. Yine yağımız temiz kalacak diye tahmin ediyorum. Yani çünkü arabanın yağ kaçakları var. 20-50 o yüzden söylemiştim. LPG'li arkadaşlar bu arada. Bu yağı deneyeceğiz bakalım. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Bir de conta sipariş verdim arkadaşlar. Bu conta siparişi silikonlu conta arkadaşlar. Bu conta... Bu da mı yanlış acaba? Yok, bu yanlış olma ihtimali var. Bunda üst kapak contası göndermişler. Bu da yanlış. Yani buradan bir daha ben sipariş vermeyeceğim. Bunu söyleyeyim. Şu yağ 10-40 gelmiş. Ben 20-50 istedim. 10-40 yağ koymuşlar. Bunu da arkadaşlar... Üst kapak contası demiştim, külbütör kapağı demiştim, özellikle belirtmiştim. Bu da yanlış gelmiş. Neyse, bu pahalı bir parça değil. Yine kullanılabilir bir parça. Evet, olsun, önemli değil ama buradan daha sipariş vereceğimi sanmıyorum. Bu parçada arkadaşlar sağ kapımız için bu camımızın kızağı arkadaşlar. Camımın içine giriyor aşağı doğru kaydığı zaman. Bu kızak inşallah doğrudur. En önemli parçam bu arkadaşlar. Bu parçayı bulamadım, burada buldum. O yüzden siparişini buradan verdim toplu olarak gelsin diye. İnşallah doğrudur. Bak, tabii göreceğiz eğer sıkıntı olmaz inşallah. Burada da arkadaşlar egzoz manifold contamız var. Bu conta normalde böyle olması gerekmiyor mu ya? Vallahi buradan ben de sipariş vermeyeceğim. Ondan sonra bir de orijinal demiştik, Opar yağ filtresi demiştik. Yağ filtresi şu arkadaşlar, yağ filtresi doğru gelmiş. Bu yağ filtresi Opar'ın orijinal. Bunlarda sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi bundan sonra alırsam arkadaşlar ünlü otoyu deneyeceğim. Daha bir site var. İsmini vermek istemiyorum arkadaşlar. Oradan sipariş vermeyeceğim. Ünlü otodan biraz daha yüksek oluyor fiyatları bu alacağım şeyimden ama en azından arkasında dururlar diye tahmin ediyorum. Deneyeceğim, orayı da deniyorum şu an. Hiç daha önce sipariş vermedim ama hiç şikayet olduğunu duymadım ünlü otoyla ilgili. O ünlü otodan sipariş vereceğiz bundan sonra. Burada boyalarımız var arkadaşlar. Bunlar torpidomuzu tadilatını gerçekleştirmek için almıştım. Burada astarın, bu astar olması lazım. Evet arkadaşlar, bu astarımız, torpidomuzu çatlaklarını onardıktan sonra astarlayacağız ki torpidomuzun boyadığımızda herhangi bir şey olmasın, yani problem olmasın, yapışkanlığını iyi sağlasın diye astar atacağız ilk başta. Bu astarımız, motibini aldım arkadaşlar astarı. Bu da boyamız gelen. Gayet güzel paketlemişler bu arada. Zaten N11'den aldığım ürünlerin çoğunluğu hiç sıkıntı yaşamıyorum. Bundan sonra N11 gitti gidiyor. O tarz yerlerden alacağım olursa. Bu da akrilik boyamız. Mat boya sipariş verdim arkadaşlar. Parlak boya sıkıntı olacağını düşündüğüm için torpidoda mat boya sipariş verdim. Burada da merkez kilidimiz var arkadaşlar.
Merkez girişinde invasyonu aldım. Normalde pompalarıyla birlikte alacaktım. Ama ürünün kalkmasından dolayı, yani o ürün kalktı, ondan dolayı bu ürüne yönelmek zorunda kaldım. Araba sadece pompalar yok içinde arkadaşlar. Pompadan hariç diğer malzemeler hepsi direkt aynı zaten. İki adet sustalı anahtarımız çıkmış. Aracımızı sustalı anahtara çevireceğiz. Şurada gördüğünüz gibi şu şekilde sustalı anahtar var. İki tane var. Mavi ışık var arkadaşlar. Şuraya bastığınız zaman şurada bir mavi ışık geliyor. İkisinde de var arkadaşlar mavi ışık. Ayrıca böyle kaliteli duruyor ya. Bu da şey olarak güzel duruyor. Görüntü olarak güzel. Gayet iyi. Bunları kenara alayım ki daha iyi taşınımı gerçekleştirelim şuradaki. Kalsın kenarda. Burada da tesisat kablosu arkadaşlar. Beyni için. Bu da alarm arkadaşlar. Yani bu alarmın ışığı yani. Kenara genellikle camın kenarında olan parça bu arkadaşlar. Bu da beynimiz. Merkezi kilidimizin çalışıp kapanması için düğmeye bastığımızda komutu veren bu arkadaşlar. Burada da bağlantı aparatlarımız ve burada beynimizin yapışkanı çıkmış arkadaşlar sabitleyebilmek için. Bu beynin yapışkanı bu arkadaşlar. Çift taraflı bant diye geçiyor. Burada da garanti belgesiyle kullanma kılavuzu çıktı. Kullanma kılavuzunda gerçekten çok işimize yarıyor arkadaşlar. Bunun içinde gerçekten detaylı bilgiler mevcut. Şöyle kenara alalım bunu da. Burada da ya motor yıkaması mı sebebi? Dur bakalım. Ya şey, ona bakalım da. Evet. Bu motor yıkaması mı arkadaşlar? Aracımızın motorunu bu sıvı yakacağız. Bunu uyguna aldım arkadaşlar. 33 lira gibi fiyata aldım, 5 kilo. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım eğer güzellik varsa bundan bir tane daha sipariş veririz bir zaman, yani tabii ki bulabilirsek. Max 5000 olması lazım. Max 5000 yok, IWES var. Burada da aracımızı yıkamak için oto yıkama sıvısı. Arkadaşlar bir adet sünger çıktı bu arada oto yıkama şeyin içinden. Bu da güzel bir alet arkadaşlar. Böyle ufak hediyeler verdiğim insanlar mutlu ediyorlar. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Güzel bir şey sünger. Burada da Max 5'in oto yıkama ürünü arkadaşlar. Fırçasız yıkama diye geçer, süngersiz. Bu 33 lira, bu da 33 liraydı. Ama bunun güzel bir ayrıntısı vardı. Burada yanında bir de sünger koymuşlar arkadaşlar. Bu ürün yani sonuçta hediye olduğu için güzel bir ayrıntı, güzel düşünülmüş. Ve en sonunda bu en son parça, yani şeyde gelmişti. Aynen. En son gelen parça buydu. Yedek parçalardan önce. Bunda da kolester macunumuz var arkadaşlar, torpitoyu tamir etmek için. Bu da torpitoda onarmak için gerekli malzeme. Harca açıyoruz ya. Evet, bakalım buradan ne çıkacak. Şu an N11'den aldığım ürünlerin hiçbirinde sıkıntı yaşamadım ama o dediğim yerden daha sipariş vermeyeceğim. Zaten ürün geç de geldi. 2 haftayı buldu ya ürün. Vallahi bir de üzerine üzerine bir de yanlış ürün gelince çok sinirlendim. Allah'tan çok bir pahalı bir parça değil. 5-10 liralık bir parça olduğu için önemsemedim açıkçası. Şurada da arkadaşlar bunu 2,5 kilo diye biliyorum ben. Ne yazıyor? Kaç kilo yazıyor burada? Şurada sertleştirici seramikti arkadaşlar. Bu da polyester macunumuz. Bu da şey yapmak için arkadaşlar. Dediğim gibi torpitoyu yapmak için. Güzel bakmışlar bu arada, bu ürünleri çok güzel bir şekilde N11'den gelenlerin hepsi çok güzel paketlenmiş. 2.7 kilo muydu bu ya? Şurada yazması lazım kilosu. Polycor çok kullanılan bir marka olduğu için bunu aldım. Bu arada kokusuz bile gelmeye başladı. Açınca. Ama dediğim gibi şurada kilosu yazmıyor ondan demek ki. Ama 2.7 kilo diyebiliyorum ben bunu. Burada da sertleştiricisi mevcut arkadaşlar. Bu çok fazla kullanılan bir şeydir yani, bu az bir şeycik yani, yaptığın bir şöyle bir avuç macuna bundan bir damla atıyorsun ki çok fazla atarsan zaten macun sertleşeceği için yapamazsın. Bir şeyde meydana gelmiyor. Burada da sıvı contamız var arkadaşlar. Normalde ben bunu külbütör kapağı contası için almıştım. Bu üst kapak contası arkadaşlar. Biz bunu üst kapak işine girmeyeceğiz. Sadece ince egzantik contasının üstündeki külbütör kapağının üstündeki contayı alacaktık. Yanlış gelmiş ama en azından
pahalı bir parça olmadığı için önemli değil yani. 10 liralık bir parça. Yani yedek parça olarak kalır elimizde. Zaten kullanmayacak bir parçalar. Şu normalde benim bildiğim bunlar böyle değil ya. Normalde böyle bütün halinde geliyor diye biliyorum ama burada bir yanlışlık mı var? Ben mi yanlış düşünüyorum bilmiyorum. Burada normalde böyle bileşik diye biliyorum ama demek ki yanılmışım. Yani kırık olma ihtimali olamaz herhalde bunun. Neyse bakacağım ona, internette araştıracağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi sıkıntılı ürünler geldi arkadaşlar. Yedek parça olarak denemek için almıştım oradan zaten. Oradan aldığım ürünlerin çoğunda sıkıntı yaşadım. Daha da oradan sipariş vermeyeceğim. Ünlü Oto'ya deniyor yani şunlar arkadaşlar. Ünlü Oto'da da sıkıntı yaşayacağımı hiç sanmıyorum arkadaşlar. Burada da sıvı contamız var. Bu contayı kaçaklarını engellemek için almıştık ama bunu dediğim gibi bu da sıvı lont arkadaşlar. 404 yani yerli üretim marka. Bunu da dediğim gibi şeyde kullanmak için. Bu contanın kenarlarını sürüp yapmak için almıştık. Ama bu biraz bekleyecek arkadaşlar. Çünkü contamız eksik gelmiş. Şu şekilde ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burayı toparlayalım. Bunları bir yere kaldırayım ki yavaş yavaş aracımızın malzemelerini yapmaya başlayacağız. Bir de eksik parçaları tamamlayayım. Çünkü yüz kapak contası gelmesi gerekiyor. Onu gidip kendim bizzat alacağım. Çünkü siparişini vermedim. Kapı kilidiyle birlikte verdim siparişini. Ancak kapı kilidinin siparişini verdiğim için bu parça gidip yerinden alacağım arkadaşlar. Master Auto sanayiye çıkacağız. Bir diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız sevinirim. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.